Herkese tekrar merhabalar. Bugünkü uçuşumuz VLLB Laos'tan VGEG Bangladeş'e gideceğiz. Şah Amanat Havaalanı'na. Geçenki çim biçme makinalı görevinden sonra oturdum bu havaalanını yeniden inşa ettim. Tabii altta ortofoto olmadığı için default mesh olarak, yani şunu söyleyebilirim. Şu yeşillik X-Plane'in kendi havaalanı zemini. Sözüm ona çim. Yani bütün havaalanlarında bu tarz bir yeşillik görürsünüz. Bunu aslında havaalanı sınırı çiziyoruz ve de bunu yaparken onun içine alabilseler çok daha iyi olacak. Bu havaalanı son zamanda şöyle bir pist varmış. Yeni yapılmış bu pist. Ondan sonra ben de o yeni yapılana göre uydu fotoğraflarını takiben bu pisti inşa ettim. Bu havaalanını inşa ettim. Ve Gateway'e yolladım. Yayınlarlarsa yayınlarlar, yayınlamazlarsa da canları bilir. Ama havaalanının yeri değişmiş. O birinci mevzu. Evet, biz gelelim kendi işimize bakalım. Uçuş planını Simbrief'te yaptım. Dosyaları indirdim, yerlerine koydum. Yalnız henüz daha hiçbir kontrolünü de yapmadım. Onu da söyleyeyim. Beraber başlayacağız ne yapacaksak. Önce şu 6 dakikayı sonradan beklememek için IVAO bağlantımızı bir yapalım. VLLB, VGEG, peki THY 789 IFR, şuraya non scheduled yazalım. Şuraya THY yazalım. Winglet olarak aks 1A aksak direct olarak bir uçuş planı veriliyor. Bir sürü ıvır zıvır lüzumsuz road tour yazmadan bunda uçuşu da kabul ettiremiyorsun. Operator Türk Hava Yolları, ben bir virtual airline üzerinden uçmadığım için operatörün kim olduğu sadece beni ilgilendirir. Şunlar da lüzumsuzlar. Registration olsa ne olur, olmasa ne olur. Evet, onları da sildim. Pilot bendeniz. Benden ne kadar pilot olursa işte o kadar. Bunu gönderdik. Bağlantımızı da sağladık. Kronometreyi de çalıştıralım. 6 dakika vaktimiz var. Bunu kapatabiliriz. We now out of date. Evet, 3 ay o ibareyi orada göreceğiz. Ben yenileyene kadar, daha doğrusu öyle diyeyim. Position initialize. Reference airport ve LLB. Valla umurumda bile değil. Set IRS position. Hayret, bu yeni çıktı. Demek ki bu Zibo'nun yeni bir uygulaması. Çünkü 2.65 son versiyonu dün yayınlamış. Güzel. Route, destination ve GEG Şah Amanat Havaalanı THY 789. Ondan sonra flight plan'e gidiyoruz. Bu gördüğünüz gibi kendi orijinal FMC'sine dönüyor. Route menüden Company Route List, Next
Next. VLL, BVG, EG. Aldık. Evet, herhangi bir sıkıntı yok. Next bakalım. B465 CTG. Onu da şuradan bir kontrolünü yapayım Simbrief'ten. Çok kısa bir uçuş planı olduğunu hatırlıyorum. Aksak B465 CTG. Ondan sonra direct VGEG direkt bundan sonra. Dolayısıyla departure arrival'a gidelim. Burada bir sıkıntı olabilir, bilmiyorum. Olmazsa da olsa da. Şimdi burada rüzgar 2 hızında 120 direction'da 06'dan kalksak, evet 06 diyelim. Execute departure arrival VGEG 23 pisti ILS 23 seçiyorum. Transition CTG 1 diyelim buna. Glide slope 10. Execute diyorum. Legs. Next, next. Okay. Gelelim initialize. Flight. Edit weight and balance. Bize önerilen yakıt 20.893 libre. Şurası 20.900 diyebiliriz. Yükümüz de 33.100 libre. Ona da enter diyoruz. 2.22 uçuş zamanı. Bu yakıtla 2 saat 22 dakika gidebiliyormuşuz. Öyle diyor ama daha fazla gidiyoruz, onu biliyoruz yani. Evet, bunlar da tamam. Weight balance, apply changes. 145.3 bin libre. 20.9 yakıt girmiştik zaten. Bunun 9.300'ünü uçuşta kullanacağız. Yani 10.500 11.500'ü nasıl bir işse anlamadım, nasıl bir hesap ise herhalde 7, yani alternatif havaalanı tahmin ediyorum uzaktaki. Her neyse, cost index olarak bize 5 verilmiş. Uçuş yüksekliğimiz 360 verilmiş. Top of climb uçuş irtifasındaki rüzgarımız 154'e 0.08. Onu buraya giriyoruz. Burasıymış girilecek olan. Bir pilottan dinlediğime göre. Oradaki ısı top of climb -42, deviation +15, 15 Celsius -40. Bravo. Burası aslında 42 olacaktı ama yine de hesaplamayı güzel yaptığını söyleyebilirim. Bir dereceden bir şey olmaz. Burada 55 derece vereyim bakayım. 93'e geldik. Take off flap 5. Center of gravity 22. Bu da başka bir pilot amcamızın söylediğine göre yapıyorum. 22 5.50'ye getirebiliriz. Birazcık daha alalım. Evet,
5.38 zaten. 141, 142 ve 145 olarak V1, VR, V2 sisteme girildi. Bacaklar 1917 fite çıkacağız. 1 mil içinde. O biraz zor. Her neyse. 110 mil içinde de 360'a çıkacağız ki bu normal. Ondan sonra 251 mil bir ülke üzerinden direktman uçup gideceğiz. O ülkede Myanmar, Burma. Komple doğusundan batısına geçeceğiz. Evet, uçuş planı girişimiz tamamlandı. Panelimizi hazırlayalım. Auto throttle alabiliriz. El nav alabiliriz. Burası 36.000. Heading 060 yapalım. Pist yönüne ayarlayalım. Çok da önemli değil. Hızımızı 170'e getirelim. Otopilotta en azından 180'de olur, fark etmez. Benim takıntılarım var bu VOR tuşlarına. Barometrik basınç 29.73, 29.74. O da ayarlandı. RTO rejected takeoff. Yukarıda probe heat ve window heatleri her zaman açıyorsunuz. Camların yumuşamasına ve dolayısıyla da ufak tefek sinek böcek çarpmalarında kırılmasını engelliyormuş, yumuşamasına sebep olarak. Bangladeş'te 50 feet su seviyesindeyiz ama 50 feet yazıyorum. Yanında nehir var çünkü. Işıklarımızı sonra yapabiliriz. No smoking otomatik. Fasten seat belts otomatik. Galiba hazırız. 122.8. Şunu 2000 yapalım. Biz IFR uçtuğumuz için 2000 olmasında fayda var. Ondan sonracığıma yapacağımız başka bir şey şu anda yok. Saat 7.54'ü gösteriyor. Kronometre daha doğrusu. Dolayısıyla hareket edebiliriz. Şeyimizi çağıralım bakalım. Ground handling. Biz şimdi ...05 pistine gideceğimize göre kendimizi sağa ittirebiliriz. Sorry, no push cards, no push card. Peki, biz de o zaman kendi başımızın çaresine bakarız. Request pushback. Seni kapatalım. Distance 80 metre var mı? Bu aslında şeyden daha iyi çünkü istediğin yöne kendin. Evet. Nose to the right. Burnumuzu sağa verelim. Bak hemen geliyor zıp diye. Binaların arasından, içerisinden hiç dinlemez yani. CB738 pushback ready. Please release park brakes. Memnuniyetle. Frenlerimizi boşladık. Geri itmeye başladı. Otomatik olarak 80 metre geldikten sonra, daha doğrusu 80 metre içerisinde bizi burnumuzu sağa verecek şekilde geri itecek.
ya da terrain radarımızı açalım. Çalışmıyor musun? Şey olduğundan da bir dakika. Login. Terrain radar buraya kopyalamamışız demek ki. Neyse, ne yapalım? Her zaman terrain radarımız mı vardı yani? Nasıl böyle bir şey yaptık? Bayağı ittik. Friend koy. Okey, tamam. Çimenlere çıkmadık yani. Tam zamanında işi bitirdik. Pushback kapatabiliriz. O açtığım bir Python plugin, Ground Services diye. Forumda ararsanız onu bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şu şeye takıldım, ona bir bakacağım. Ben onu unuttuğumu hiç zannetmiyorum ama çift klasör altına girmiş olabilir diye düşünüyordum. Ama buraya kopyalamayı unutmuşum. Explain, ona bakalım. Evet. Unutmuşuz. Demek ki sonra yapacağız. Frenleri bıraktık. Bunun son zamanlarda yapılan bir değişiklikle şeysi değişti. Çok fazla bir açıyla dönmeye çalışırsanız yığılıyor. Dolayısıyla belli bir hıza erişmeden bakılması yavaşlatıyor. Herhalde yakında düzeltirler çünkü bu bir hayli sıkıntı. Mecburen çime çıkacağız. Ne yapalım? Gaz verelim. Çekil yolundan arkadaş. Ezer geçerim yani, hiç dinlemem. Günüm. Sıfır beş pistine gidiyoruz. Approaching 05. On runway 2, 3, 2,100 feet remaining. Flaps. Flapları 5'e alıyoruz. Taksi ışıklarımızı açmamıştık. Onu açalım. Engine continues. Strobe ışıklarımız.
izler gibi yolun sonundan gidiyoruz. Bağlanalı 15 dakika oldu. 10:44. Caution on taxiway. Okay. On taxiway. Tamam, biliyoruz. Toga. Yükselelim. 1700'ü geçtik. Flap bir tane atalım. Otopilota alabiliriz. İniş takımlarını kilitledik. Flapları 1'e aldık. Şu anda otopilota bağlandık. Flapları 0 aldık. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Bu uçuşumuz yaklaşık yine 1,5 saat falan sürecek. Dolayısıyla şu rotaya otursun. Videoyu burada keselim. İnişe geldiğimizde tekrar bir parça kayıt yaparız. Bu arada ışıklarımızı kapatalım. Motorlarımızı kapatalım. Bunlar ön tekerlerdeki ışıklar. Dolayısıyla bunu da kapatabiliriz.
de oraya gitsek fena olmaz arkadaş. Tamam mı? Tekrar bizi runway 06'nın üstüne götürmen gerekmez. Kalkışımızda şu şekilde yaptık. Şimdi sağa doğru döneceğiz ve böyle bir uçuş gerçekleştireceğiz. İnişe doğru görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.